Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Haydi bakalım, şimdi de yayın denizi AYT denemesiyle devam edelim arkadaşlarım. Güzel bir deneme sizi bekliyor. Umarım hepiniz full çekersiniz diyelim. Haydi bakalım başlayalım. Gelsin birinci sorumuz. 25. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi prehistorik döneme ait kalıntılardan biri olamaz? Bakın arkadaşlarım, işte ÖSYM böyle sizi kelime oyunlarıyla düşürmeyi çok seviyor. O yüzden dikkat. Prehistorik dönem dediği nedir? Tarih öncesi çağlar değil midir? Tarih öncesi çağlar. Bakın, tarih öncesi çağlar dersek biliriz. Ama prehistorik derse belki bilemeyebiliriz, değil mi? Tarih öncesi çağlar. Lütfen bunu not alalım. Evet. Biliyorsunuz ki tarih öncesi çağlarda ne yoktur? Yazının bulunmasından önceki çağlara biz tarih öncesi çağlar diyoruz. Yazılı döneme de tarih çağlar diyoruz. Dolayısıyla tarih öncesi çağlarda demirden kılıç vardır, bakırdan küpe vardır, duvar resimleri vardır, orak ve saban vardır ama madeni paralar yoktur arkadaşlar. Niye? Çünkü madeni paralar yazılıdır ve tarihi çağlara aittir. Değil mi? Para yazılıdır çünkü. Evet, cevabımız denizde olacak. Evet, güzel bir soruydu. 26 gelsin. Meta'nın Çin İmparatoruna yazdığı mektupta geçen bu sözüne bakılarak Hunlarla ilgili durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Irmaklar ve göller arasında doğdum. Geniş yaylalarda sığırlar ve atlar arasında büyüdüm. Kendimi sık sık sınır boylarında buldum. Evet, bakalım. Siyasi birliğin olmadığına dair böyle bir şey yok. Yani burada zaten Meta'nın döneminde siyasi birlik var. Bu bilgilerde de böyle bir şey yok. Bir gitti. O zaman birinin oluşukları eleyelim. A gitti. D gitti. E gitti. Hayvancılıkla uğraştıklarına. Bakın arkadaşlar, geniş yaylalarda sığırlar ve atlar arasında büyüdüm diyor. Kendimi sınır boylarında buldum diyor. Açık değil mi hayvancılıkla uğraştıklarına? Değil mi? Kanıt. Yerleşik yaşamın görüldüğüne. Hayır. Yani zaten Metan döneminde Hunlar zamanında yerleşik hayat yok ki. Ki bu bilgilerden de böyle bir şey çıkmaz. Gerçekte de biliyorsunuz biz yerleşik hayata ilk defa Uygurlarla birlikte geçtik. Yani daha Hunlar, Göktürk 1, Göktürk 2, sonra Uygurlar daha var. Epey zaman var daha. Bu da gitti. 3 de gider. Cevabımız Bursa. Çok kolay bir soru aslında bu soru. Gelsin bakalım 27. Evet, bakın yine güzel, harika bir bilgi sorusu. İspanya'ya gönderilen nokta nokta komutasında İslam ordusu Gotları mağlup etmiş ve belirli aralıklarla yapılan seferlerle bütün İspanya fethedilmiştir. Emevilerin Avrupa kıtasındaki ilerlemeleri 732 yılında Franklarla yapılan Poitiers Savaşı'ndan İslam ordusunun yenilmesiyle Pirene Dağları'nda son bulmuştur. Evet, burada İspanya'yı fetheden, o gemileri yakan efsane komutanı soruyor değil mi? Bu hiç şüphesiz ki Tarık bin Ziyad'dır. İspanya'nın, yani Endülüs'ün fatihidir, değil mi? Kadix Savaşı'yla İspanya'yı fetheden o büyük komutan. Evet, burada cevabımız ne olacakmış? Tarık bin Ziyad, yani Bursa. Bakın, doğrudan bilgi sorusu arkadaşlarım. 28 gelsin. Türkiye Selçuklu Devleti, Eyyubiler, Osmanlı Devleti. Bu devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, A şıkkı. Dakika bir, gol bir. Haçlara karşı İslam dünyasını korumuşlardır. Kesinlikle. Haç seferleri zaten Türkiye Selçuklu zamanında başladı. Değil mi? Yani daha doğru. Büyük Selçuklu zamanına kadar uzuyor. Eyyubiler var. Hatta Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü geri alıyor. Türkiye Selçuklarında 1. Kılıç Arslan, 1. Mesut, 2. Kılıç Arslan Haç seferlerinde Haçları karşılıyor. Osmanlı Devleti zaten bir sürü Haç seferlerinde bir sürü Haçlılarla savaş yapıyor. Yani ne bileyim işte Sırp Sındığı, değil mi? 1. Kosova, 2. Kosova, Varna. Bunların hepsinin ortak özelliği Haçlara karşı İslamiyet'i korumalarıdır. Cevap Adana. Evet. Anadolu'nun Türkleşmesini sağlayanlar ya Osmanlılardır, Selçuklulardır. Burada Eyyubiler Mısır'da. Kudüs Haçlardan alanlar Eyyubilerdir. Hükümdarların halifelik unvanını kullanmaları Osmanlı için geçerlidir. Balkanlarda İslamiyet'in yayılması yine Osmanlı için geçerli. Hepsi için geçerli değil. O nedenle E şıkkı da değil. Cevap Adana. 29 gelsin bakalım. Evet, belki de arkadaşlarım, bakın, bu denemenin en zor sorusuydu. Burada eminim ki arkadaşlarım, birçok arkadaşım düşecektir. Bakın, köle ticaretinde aktif rol oynamasına rağmen köle ticaretini yasaklayan ilk devlet hangisidir? Bakın arkadaşlar, yukarıdaki bilgi okumadan da yapabilirsiniz. Köle ticaretini yasaklayan ilk devlet, kanuni yoldan köle ticaretini yasaklayan devlet 1792 yılında Danimarka devletidir. Danimarka. Hawaii devriminden sonra
Danimarka ne yapacak? Köle ticaretini yasaklayacak. Bakın İngiltere 3 yıl sonra 1795'te böyle bir şey yapacak, yasaklayacak. Dolayısıyla köle ticaretini yasaklayan ilk devlet kimmiş? Danimarka'ymış. Lütfen unutmuyorsunuz. Çok okkalı bir soru. Cevap Bursa. Evet. 30 gelsin bakalım. Evet, yine bilgi yüklü, bilgi ağırlıklı bir soru. Fatih ve Kanuni dönemlerinde medreseler geliştirilerek alt bölümler oluşturulmuştur. Buna göre Darül Hadis, Darül Tıp, Darül Kurra kurumlarından hangileri bu alt bölümler arasında gösterilebilir? Bakın, Darül, biliyorsunuz arkadaşlarım, bir şeyin başında dar kelimesi varsa o ev demek, ev. Darül ev. Hadis, hadis evi. Burada hadisler öğretiliyor ve hadis uzmanları yetiştiriliyor. Var, bunların hepsi var. Darül tıp, tıp evi demek. Biliyorsunuz burada tedavi teknikleri, ameliyat teknikleri, efendime söyleyeyim, tedavi yöntemleri öğretiliyor. Tıp evi demek, doğru. Darül kurra ise, arkadaşlarım, Kur'an'ın iyi şekilde okutulmasını sağlamak. Yani tecvid, tecvid evi demek bu da. Bu da var arkadaşlarım. Bunların üçü de bu medreselerin alt birimleri arasında yer alıyor. Cevabımız Edirne. 1, 2, 3. Unutmayın bakın, bunlar bilgi olsun. Bunları not almak isterseniz alabilirsiniz. Darül Hadis, hadis evidir. Hadis uzmanı yetiştiriyor. Hadisler öğretiliyor. Darül Tıp, tıp evi demektir. Burada tedavi teknikleri, sağlık ve tıp alanında çalışmalar yapılıyor. Darül Kurra'da Kur'an-ı Kerim'in etkili ve güzel okunmasını sağlıyor. Tecvid, tecvid evi demek Türkçesi diyelim. Cevap Edirne. 31 gelsin bakalım. Bakın yine çok değişik, çok güzel bir soru. Bu özelliklere göre 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da düşünce alanında değişime etki eden düşünce adamı hangisidir? Bakın farkında mısınız? Yukarıdaki bilgilerde hep hükümdarla ilgili, hükümdarların vasıflarıyla ilgili bilgiler var. Dolayısıyla bu söze edilen yazar, söze edilen düşünce adamı, arkadaşlarım, Hükümdar adlı eseri olan Machiavelli'dir, değil mi? Hatta Machiavellizm diye bir akım var, değil mi? Amaca giden yolda her şey mübahtır. Evet, bakın unutmayın. Bu işte, bu özellikler zaten Machiavelli'nin Hükümdar adlı eserinden alıntılar yapılmış burada. Dolayısıyla Machiavelli çok önemli. Amaca giden yolda her şey mübahtır. Diyor ki, bizim devlet olarak ebedi dostumuz yoktur. Ebedi düşmanımız da yoktur. Ebedi olan şey bizim çıkarlarımızdır, diyor Machiavelli. Zaten akımda Machiavellizm. Cevap Ceyhan olacak değerli arkadaşlarım. Evet. 32 gelsin bakalım. Yine haritalı, resimli bir soru. Bakın burada yurdumuzu görüyorsunuz. Yurdumuz buram buram, her yer işgal edilmiş, değil mi? Görüyorsunuz İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar, işte doğuda Ermeniler, değil mi? Batıda Yunanlılar. Bu haritaya göre şeriklerden hangisine ulaşılabilir? Bakın, ilk işgalin İngilizler tarafından gerçekleştirildiğine. Ben bu haritadan ilk işgalin İngilizler tarafından yapıldığını nereden bilebilirim ki? Burada bir zaman yok bir kere. A gitti. Değil mi? B'ye bakalım. Bulgaristan'ın savaştan çekildiğine. Yani bu haritada Bulgaristan'ı görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Bu da çıkmaz. Alakasız. Doğuda bir Ermeni devletinin kurulduğuna. Bakın tamam, Ermenilere burada bir toprak verilmiş, Kars verilmiş. Ama burada Ermenistan yazıyor mu? Yazmıyor arkadaşlar. C şıkkı da gitti. Kıbrıs adasının İngilizlere bırakıldı. İyi de bakın, burada Kıbrıs sarı. Herhangi bir şekilde taranmamış. Kıbrıs burada İngiltere'ye falan ait değil. Buradan çıkmıyor. E'ye bakalım. Anadolu topraklarının farklı devletlerce işgal edildiğine. Kesinlikle. Bakın İtalya var, Fransa var, İngiltere var, Yunanistan var. Doğuda da Gürcistan, Ermenistan var. Bu devletlere verilen topraklar var. Yani dolayısıyla çok doyurucu bir cevap. Cevap Edirne. Anadolu toprakları maalesef birçok devlet tarafından işgal edilmiş. Evet. 33 gelsin bakalım. Cevap Edirne. 33. Buna göre diyor, inkılaplarından hangileri bu amaçla yapılmıştır? Bakalım bilgi ne diyor bize? Cumhuriyetin ilanından sonra ülke içindeki birliği sağlamak amacıyla bazı inkılaplar yapılmıştır. Evet, bakın. İkiliği gidermek için birçok inkılap yaptık. Mesela tevhidi tesisat kanunu, doğru. Eğitim öğretimde birliği sağlamıştır. Metrik sistemin kabulü, kesinlikle uzunluk birimi olarak metre, değil mi? Kilometre, bunlar kabul ediliyor. Çünkü eskiden biliyorsunuz ne vardı? Arşın, endaze, ne bileyim kulaç, ayak gibi net olmayan birimler vardı. Bu da ikiliğe neden oluyordu. Bunu da hallettik. Lakin Türk Tarih Kurumu'nun kurulması bu amaçla değildir. Türk Tarih Kurumu niye kuruldu? İşte şanlı Türk milletinin uygarlığa katkılarını araştırmak, Türklerin dünyaya hizmetlerini göstermek, Türk tarihini incelemek amacıyla Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuştur 1931 yılında. Değil mi? Bu bununla ilgili değil. Cevabımız o nedenle 1 ve 2'dir. Yani Bursa. Son sorumuz gelsin bakalım AYT denememizin.
Şimdi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği savunma cephelerinin adlarını yazınız. Tarih dersi sınavında bu soruyla karşılaşan Hamza'nın cevap kısmına aşağıdaki cephelerden hangisini yazması beklenemez. Bakın, savunma cephelerinden biri değildir yani. Çanakkale doğru. Hicaz Yemen doğru. Irak doğru. Suriye-Filistin doğru. Kafkas yanlış. Cevap Edirne. Bakın, Kafkas cephesi savunma değil, taarruz cephesiydi. Yani saldırı cephesiydi değil mi sevgili arkadaşlarım? Hatta biz bunu bir şifrelemiştik değil mi? Neydi şifremiz? 2K. Taarruz cepheleri nelerdi? 2K. Kafkas ve bir de ne vardı? Kanal, diğer adıyla Süveyş. Bunlar taarruz cepheleri. Cevap Edirne. Hadi bakalım, şimdi sorularımız bitti. Geleneği bozmayalım. Kısa cevaplı sorularımıza geçelim. Lütfen bu soruları da cevaplayın arkadaşlarım. Birinci soru. İlk alfabeyi bulan uygarlık hangisidir? İkinci soru. Atatürk'ün 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde bırakılamaz diye vurguladığı şehrimiz hangisidir? Evet. Böylelikle arkadaşlarım, bugünkü denemelerimizin de sonuna geldik. Yarın yepyeni denemeler sizlerle olacak. Sakın kaçırmayın arkadaşlarım. Lütfen kanalıma destek olmak için like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim. Hoşça kalın.